Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Şubat sizin için oldukça önemli ve kadersel bir ay. Bu ay geleceğinize odaklanıyorsunuz. Sorumluluklar ön planda, hayata bakışınız dönüşüyor. Biraz içe dönüşler, manevi anlamda da önemli farkındalıklar var. Ayın genel etkilerine bir bakalım. 1 Şubat'ta Kova burcunda yeni ay doğacak. 5 Şubat itibariyle Merkür retrosu artık tamamlanıyor. Gezegeniniz Venüs ay boyunca Oğlak burcunda Mars'la birlikte hareket edecek ve bu ay Aslan burcunda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. 1 Şubat'ta Kova burcunun 12 derecesinde yeni ay doğuyor. 10. evinizde. Yeni olasılıklar gündemde. Hangi alanlarda bu yeni olasılıklar? Sizin için tabii ki kariyer demek burası, sorumluluklar demek, iş demek, meslek demek, toplumdaki duruşunuz, Satürn'ünüzle ilgili konular demek. Bu yeni ay Satürn'le birleşirken Uranüs'te de dik bir açıda. Yani aslında Uranüs sizin burcunuzda, bu yeni ayda bazı önemli değişimler yapabilirsiniz ya da daha önceden yaptığınız değişimlerin sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yeni ay ve onu takip eden günlerde Güneş ile Satürn birleşecek, 4-5 Şubat gibi. Zor bir açıdır. Aslında ciddi ve kararlı olmamız gerektiren bir dönemi işaret ediyor. Artık bitmesi gereken, belki tamamlanması gereken bazı konular var. Yani mesleki değişimler olabilir, kariyerdeki hedeflerinizde bazı belki yön değişiklikleri yapacaksınız ya da daha önce yaptığınız çalışmaların karşılıklarını alacaksınız. Sorumluluklarınız artabilir, görev değişimleri olabilir örneğin. İş konularında, mesleki konularda, ilişkilerle de bağlantılı olarak toplumdaki statünüzde bazı değişimler olabilir. Belki bir yer değişimi olabilir, bir atama olabilir. İşbirlikleri ya da evlilik gibi konuların, hani yine toplumdaki duruşunuz ve statünüzü etkileyen, yaşadığınız yeri etkileyen önemli değişim, sizin hayatınıza kattığı değişimler olabilir. Uranüs sizi biraz özgürleştirirken bazı yenilikler konusunda da cesaret veriyor aslında. Ancak bu cesaretle birlikte sorumlulukların da ön plana çıkması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü Satürn engellerle bizi daha fazla karşılaştırır. Yeni ay sırasında hala da Merkür geriliyor olacak ve Plüto ile birleşiyor olacak. Sevgili boğalar, 9. evinizde derin düşünceler demek, detaylar demek, bilgi toplamak demek, eğitim konuları, akademik konular, belki üniversite gibi konular var, belki yurt dışı ile bağlantılı bazı planlarınız var. Hani yurt dışına gitmek, yerleşmek istiyorsunuz, yurt dışında belki yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz, yurt dışı bağlantılı işleriniz olabilir, seyahat planlarınız olabilir, akademik konulardaki çalışma planlarınız olabilir. Buralarda bazı yasal engellerle karşılaşılması ya da halledilmesi gereken bazı detayların olması, biraz zorluklar, sorumluluklar anlamına da geliyor bu yeni ay. Hedeflerinize doğru ilerlemek için aşılması gereken bazı detaylar var ve belki siz o engelleri bu yeni ay döngüsünde keşfedeceksiniz ve bunlarla bu süreç içerisinde mücadele edeceksiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili boğalar. Sizi etkiliyor bu yeni ay, çünkü siz bir sabit burçsunuz. Yeni ayda sabit burçla güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Bunu 8-16 derece olarak alabilirsiniz. Eğer böyleyse bu yeni ay sizin için çok daha güçlü etkiler getirecektir. Kişisel haritalarınıza sabit burçlarda yerleşimler varsa, güneş ve yükselen dışında da gezegenleriniz varsa, o zaman bu etkiler daha da artar. Satürn 15 derecede olacak. Aslında sabit burçların tam orta derecesi çok güçlüdür. Yani toplumsal alanda, kolektif alanda da olabilecek güçlü etkilerle alakalıdır. Satürn Kova olunca bunlar teknolojiyle ilgili konular, iletişimle, bilişim sektörüyle ilgili konular, belki bazı bilimsel keşifler ya da hayatımızda engel oluşturabilecek kısıtlamalar. İşte teknolojik kısıtlamalar, iletişimle ilgili kısıtlamalar olabilir. Özellikle elektrik, elektronikle ilgili bazı sorunlar ya da bizim hani İşimizi de bir şekilde etkileyebilecek, hedeflerimizi etkileyebilecek konular, ulaşımda karşılaşabileceğiniz engeller, bunlar hava şartlarının oluşturabileceği engeller olabilir. Bazı planlarımızda işte gecikmeler olabilir ya da yeni bazı hedefler oluşturabiliriz. Yol haritaları kendimize yapabiliriz bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde. Evet, Merkür 5 Şubat'ta düzelecek. 15 Şubat'a kadar Oğlak Burcu'nda, 15 Şubat'tan itibaren Kova Burcu'na geçecek. 15 Şubat'tan itibaren aslında belki bu iş sorumluluklar ya da kariyer konularındaki planlarınızı,
daha rahat artık hayata geçirebileceksiniz. Merkür retrosu nedeniyle Ocak ayından bu yana yaşadığınız bazı kısıtlamalarda açılmaya başlayacak. Ve daha rahat hani iletişimleri kurabileceksiniz. İşte toplantılara gidebilecek, görüşmeler olacak ve fikirlerinizi başkalarıyla paylaşırken hani bunları uygulamaya koyma konusunda da daha rahat hareket edebilirsiniz. Mars ve Venüs, gezegeniniz Venüs ay boyunca Oğlak burcunda, size güzel bir destek açıdı. Hem de yanında Mars var. Aslında bu enerjinizi ve motivasyonunuzu arttırıyor. Venüs Oğlak'ta çok tutkuludur, hırslıdır ama hayata daha ciddi ve planlı bir bakış açısındadır. Yani öyle çok romantik, çok duygusal değildir. Yani daha planlı, programlı, hedef odaklı olduğunuz bir aydasınız. Hani bununla ilgili gerekli kişilerle bağlantılar kurabilirsiniz. Herhangi bir konuda bilgiye ihtiyacınız varsa bir eğitim alabilirsiniz. Akademik alanlardaki çalışmalarınızı yapmak için daha fazla çaba harcayabilirsiniz. Organize olabileceğiniz, uzun vadeli planlar yapabileceğiniz bir ay. Bu ay ilişkiler de biraz böyle iş ilişkileri olabilir. İşte eğitim hayatında, akademik alanlarda kuracağınız bağlantılar, ilişkiler olabilir. Hani bu alanlarda daha fazla şanslarınız var. Destekleyici enerjileriniz var. Ve 16 Şubat'a geldiğimizde Aslan Burcu'nun 27 derecesinde Dolunay olacak. Çok güçlü bir Dolunay. Ve 4. evinizde meydana geliyor. Daha çok özel hayatınız, eviniz, yuvanız, aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili konulara işaret ediyor. Evet, yerleşim alanlarınızda dönüşümler olabilir. Belki bir taşınma konusu netleşecek. Emlak alma, satma, ev alma gibi konular var. Ailenizle ilgili konular var. Bu Dolunay, ay düğümleriyle tam bir kare açıda. Güneş ve ay karşıtlığı da var. Yani bu biraz daha kadersel. Aslında bu Dolunay, kariyerde belki bazı belirsizlikleri netleştirirken dönüşümler de getirebilir tabii ki. Yani bir işten ayrılmak, bununla ilgili yer değişikliği ya da bir işe başlamak, bununla ilgili yine bir taşınma gündemi olabilir. Evlilik, ayrılık, işbirlikleriyle bağlantılı da yine yer değişimleri gibi konular olabilir. Ama aile ve yuva temaları ön planda. Evet, evlilik konuları yuvayla bağlantılı olduğu için sevgili boğalar, bu Dolunay hayatınızdaki evlilik ve önemli ilişkileri etkiliyor aslında. Önemli dönüşümler getirebilir. Bir yandan da ebeveynlerinize dikkat çekiyor. Çünkü Satürn 10. evinizde ve Dolunay 4. evinizde ay düğümleriyle kare açıda, özellikle aile büyükleri, ebeveynler, olgun kişiler, yaşlı kişiler, hasta kişiler daha çok etkilenebilir. Ebeveynlerle ilgili bazı sorumluluklar ön plana çıkabilir. Onların hastalıkları, onların yaşamlarındaki bazı dönüşümler söz konusu olabilir. Bu alanlarda da biraz daha hassas olmak gerekiyor. Sorumlulukların öne çıktığı bir dönemde olduğunuzu da söyleyebiliriz. Bazı boğalar iş konularında önemli kararlar verebilirler. Evde home office çalışabilecekleri bir iş dönüşümü olabilir örneğin. Daha bireysel, belki bağımsız çalışabilecekleri bir yaşam düzeni kurabilirler ve bununla ilgili de tabii ki bir iş düzeni olabilir. Bunların uzun vadeli etkilerini, yani hayatımıza daha uzun süreli tesirler getirebilecek önemli döngüler olduğunu söylemek istiyorum. İşte bu Dolunay sizin için böyle bir Dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Her boğa aynı derecede etkilenmiyor. Dereceler burada önemli. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa, yani son dekanda doğduysanız özellikle, bu Dolunay sizin için çok daha güçlü tesirler getirebilir. Çünkü ay düğümleri aksı da özellikle 27 derece ve yakınlarında şu anda aktif. Bu dereceler haritanızda daha çok çalışacaktır. Yine bu derecelerde, sabit burçlarda kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, yine o gezegenlerin etki alanlarında Dolunay kendini hissettirebilir. Ve ay sonuna kadar olan dönemde Aslan Dolunay'ı tesirleri devam edecek. 18 Şubat ve sonrası Venüs ve Mars Oğlak Burcu'nda çok güzel bir kavuşma içerisinde. Romantik konularda destekler var. Güzel tanışmalar olabilir. Güzel bir seyahat, ama sanki böyle daha çok iş veya eğitimle ilgili olabilecek seyahatler anlamına da geliyor. Bir süredir bu alan kısıtlanmıştı biliyorsunuz. Geciktirilmişti özellikle seyahat konuları, geziler. Şimdi Dolunay'ı takip eden günlerde böyle arzu ettiğiniz bir seyahate çıkabilirsiniz. Bir işle ilgili bir gezi olabilir ya da bir ertelediğiniz bir eğitimi
yine bugünlerde gerçekleştirebilirsiniz. Evet, Jüpiter Balık burcunda sevgili boğalar ve Jüpiter ile Uranüs arasında da güzel bir açı oluşmaya başlıyor. Bu da ayın son 10 günlük döneminde özellikle aktifleşecek. 18 Şubat, 19 Şubat en güçlü etkilerini alabileceğimiz zamanlar. Keyifli bir açı, sürprizli bir açı. Arkadaşlardan, sosyal çevrenizden bazı fırsatlar gelebilir. Parasal konularda bazı kazançlar gelebilir. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem, ilham akışları olabilir, farkındalıklar olabilir. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz yine imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle 18 Şubat, 19 Şubat, 20 Şubat. Gerek kişisel girişimleriniz, gerek bireysel yaratıcılığınız, sosyal hayatınız ve özellikle aşk hayatınızda da sizi destekleyebilecek güzel, sürprizli, romantik günler olabilir sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.